Merhaba arkadaşlar, Airsoft Pro'nun ürün tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün size Victor Optics'in 1x22 Red Dot'unu tanıtacağız. Sadece Airsoft tüfekleri tabancalarına artık yer vermeyeceğiz. Bu şekilde yardımcı ürünleri de detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Tabii ilk paylaştığımız ürün videosu biraz çoğu oyuncuya pahalı geldiği için ben de ikinci olarak bu ekonomik seriyi seçtim size. Hemen isterseniz ürünün kutu içeriğine bakalım. Evet arkadaşlar, ürünün ekonomik bir ürün olduğunu söylemiştik. Ambalajı da ona göre tasarlanmış ürünler. Bu sayede inanılmaz hesaplı oluyor. Hemen kutu içinde neler var? Şimdi bu küçük kutudan inanılmaz derece çok fazla bir şey çıkıyor. Sizi şaşırtacak. T1 nişangahımız. Bu riser. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ve bunda bir özellik daha var. Buradan normal iron sight'ınıza kullanabiliyorsunuz bu ara boşluktan. Onun dışında olmazsa olmaz. Kullanma kılavuzu, alyanı, temizleme bezi bulunmakta. Ürünün kutusu küçük olabilir ama içerisinden çok ürün çıkıyor. Gerçekten yani o kutudan o kadar ürün çıkacağını ben de kestiremiyordum. Yani aynı zamanda pil de bulunuyor içerisinde ve özellikle pil konusunda bilgi vermek istiyorum. Bu ürün 20-32 pil kullanmakta. Bu ne demek oluyor? Bu pili her yerde bulabiliyorsunuz. Yani bakkaldan veyahut da yoldan geçerken herhangi bir markette bile bulma olasılığınız çok yüksek. Bu ayrıca çok ama çok önemli bir detay arkadaşlar. Çünkü bazı Red Dot'lar 16-32 gibi ve bazı özel LRO44 gibi özel piller kullanıyor. Onları bulmak çok zor olduğu için bu ürünü kullanırken size zorluk çıkartacaktır. İsterseniz hemen yakından tüm detaylarını sizlere verelim. Evet, ürünü yakından incelediğimiz zaman da artı bir özelliğini daha söyleyeceğim. İçerisinden bu şekilde koruma kılıfı çıkıyor. Bu sayede lenslerinizi taşırken çizmelere karşı koruyorsunuz. Ürünün iki tür kullanımı var. Bu şekilde düşük profil kullanabiliyorsunuz. Ama bu düşük profil kullanabilmeniz için 10 mm'lik bir pikatini rayınız olması gerekiyor arkadaşlar. Ya da 10 mm'lik pikatini çeviriciler bulunuyor. Ama bu ürünün içerisinden bu şekilde yüksek nişan alma ki Red Dot'u daha verimli kullanmanıza size yardımcı olabilecek bir yükselticiyle beraber geliyor. 20 mm'lik pikatiliye takmanızın yanı sırasında buradaki boşluk sayesinde bazı özel tasarlanmış Red Dot'ların da Iron Sight'larından da nişan almaya devam edeceğiniz için bu da artı bir özellik ve aynı zamanda da bu aradaki boşluk sayesinde bunun ağırlığı da çok hafif oluyor. Ürünün ağırlığı 115 gram. Ölçüsü 6.9 santim, yüksekliği ise 2.6 santim olmakta. Yani ürünü Airsoft replikanızın, tüfeğinizin, silahınızın, tüfeğinizin üzerine taktığınız zaman öyle çok büyük bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Nokta değerine hemen değinmek gerekirse arkadaşlar, MOE değerinin, zaten daha önceki videolarda bunu anlatmıştık, 3 ila 4 MOE arasında değişmektedir. Yani bu ne oluyor? Bu ürünü sadece yakın temaslarda kullanabiliyorsunuz. Arkasına herhangi bir magnifier falan takarsanız eğer bu nokta değeri çok büyük gözükecektir. Aynı zamanda ışık şiddet ayarı ise yaklaşık bir 0'dan 11'e kadar gidiyor. Yani bayağı bir aydınlık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelip tam pil doluyken gözünüzü bile acıtıyor arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem 5 ila 6 arasında kullanmanızda faydası var. Hem böylelikle olduğu zaman da pil ömrü de gayet uzun olacaktır. Hemen klik ayarlaması ise 1 MOE'dir. Yani bu da ince ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde hemen açalım. Yukarı aşağı ayarını. Buradaki torna vidadan çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Her klik 1 MOE oluyor. Yani bu şekilde de çok noktasal ayarlamalar yapıyorsunuz. Şimdi bu ürünün normal internet sitesinde incelediğim zaman da MOE değerine yukarı aşağı ayar değerinin 100 yard olduğu yazıyordu. 100 MOE olduğu yazıyordu. Ancak ürünün kullanma kılavuzuna baktığımız zaman bu ürünün 30 MOE olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ekonomik ürünün neden ekonomik olduğuna ilgili bazı kriterler var arkadaşlar. İşte bu düşük, ucuz bir ürün alıyorsanız yani yakın mesafede kullanacağınız için bu MOE ayarı 30'da kalıyor. Yani ne oluyor? Hedeflerden uzaklaştıktan ne kadar uzaklaşırsanız, uzağa sıfırlama çalışırsanız o kadar zorluk yaşayacaksınız. Yani bu ürünün normalde paralık sayarı işte 20 yarda göre yapıldığı için aslında 30 MOE yeterli oluyor. Yani bu üründe 25-30 metre gibi yani civarında güzel bir sıfırlama sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada da zaten kullanma kılavuzunda da bir detay daha var. Pil ömrü ise 150 ile 220 saat arasında değişiyor ki bu zaten çok ama çok güzel bir özellik. Şuradaki objektif zaten isminden de belli, bir çarpı. Yani bir ne demektir bu değerlerde arkadaşlar? Bir yakınlaştırma değerini söyler. 22 değeri ise bu nişangahlarda bu çapını söylemekte. Yani 22 milimlik bir
çapı bulunuyor arkadaşlar. Ürün çok şıktırdı. Hemen sıfırlamasını da yaptık. Bir denemelerini yapalım isterseniz. Gayet iyi. Yani kullanımı çok rahat. Çok keyifli. Hemen istersen. Ürün sıfırlaması gayet başarılı. Şimdi şurada size bahsettiğim, şuradan yakın çekim alır mısınız lütfen? Şu aradaki boşluğu görüyorsunuz. Şurada özel bir nişangah aldığı zaman burada ekstra parça alıyor. Bunları taktığınız zaman da buradaki boşluktan normal iron sight'ı da kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, yani fiyatına göre bu ürünü ben çok beğendim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer siz de oyunlarda Red Dot kullanarak teknik özel artı detay vesaire vesaire işte üstünlük sağlamak istiyorsanız bu ürünü size şiddetle tavsiye ediyorum. Ürünü satın almak isterseniz airsoftpro.store adresimize ziyaret ederek ürünü sipariş edebilirsiniz. Ürünü incelemek isterseniz de poligonumuzda mevcut. Aynı zamanda atışta yapabilirsiniz arkadaşlar ve Red Dot'un ne kadar başarılı bir ürün olduğunu görebilirsiniz. Bu tür videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşın. Bu gibi şeyler bize motive oluyor. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.